Bugün iki önemli veri açıklandı ve tabi dün de Fed'in açıklamaları oldukça dikkat çekiciydi. Nitekim bu açıklamalar sonrasında altın onsu 1880 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Şu saatleri itibariyle de 1878 dolar seviyelerinde geziyor. Kısa vadeli dış borç açıklandı. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken rakam 181,5 milyar doların üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. Oldukça tehlikeli bir seviyeye. Her geçen gün biraz daha yükseliyor. Bunun çevrilme ihtimali de her geçen gün biraz daha düşüyor ve dolayısıyla kur üzerindeki olumsuz etkisi artarak devam ediyor. Bunu bir tarafa koyalım. Öbür taraftan Türkiye'deki vatandaşların kur eğilimini gösteren döviz mevduatları açıklandı. Bir rekor geldi. 231,5 milyar dolara ulaşmış durumda döviz mevduatları her ay, her hafta artmaya devam ediyor. Bunun ana sebebi de dövize uygulanan baskı, vatandaşın ekonomik kırılganlıkları görmesi ve bu kırılganlıklar nedeniyle Türk Lirası'nda durmak yerine dövize yönelmeye devam etmesi. Her ne kadar Merkez Bankası Başkanı yakın zaman içerisinde döviz mevduatları bozulacak ve bunlar Merkez Bankası rezervlerine girecek dese de tablo bunu göstermiyor. Vatandaş hızlı bir şekilde döviz almaya devam ediyor. Bütün bu detayları, bütün bu verileri sizlerle paylaşacağım ve tabii ki bunların piyasalara etkilerini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Önce kısa vadeli dış borçla başlayalım. 181,5 milyar dolar. 12 aylık kısa vadeli borç. Toplam borç. Burada vadesine bakılmadan bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borç değerlendiriliyor ve bu rakama ulaşılıyor. Bir de 2019'un sonundan bugüne kadar olan daha doğrusu Ekim ayına kadar olan sürece bakılıyor. Oradaki kısa vadeli dış borçsa 132.8 milyar dolara gelmiş durumda. Peki kim borçlu? Ona da bakmamız gerekiyor. Bankalar, özel sektör ve ve kamu borçlu. Bankaların borçları çok dikkat çekici. Sürekli olarak artmaya devam ediyor. 2019 yılı sonuna kıyasla bankaların borçlarına bakıyorsunuz. 55.6 milyar dolar. Artış hızını görmek için bankaların 2019 sonuna göre kullandığı kısa vadeli dış borca bakıyoruz. %5.4'lük bir artış var ve 8 milyar doların üzerine çıkmış. Buradaki kritik mesele şu. Önümüzdeki dönemde özellikle AB yaptırımları ve ABD katsa yaptırımlarının Türkiye'ye daha sertleştirilmesiyle birlikte bu borçların çevrilmesi zorlaşacak. Bankalar ister istemez borçlarını ödeyebilmek için iç piyasaya dönecekler. İç piyasaya döndükleri an talep artacak. Kur üzerindeki yükseliş eğilimi artacak. Bu çok kritik bir mesele. Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borcu 56 milyar dolar ve diğer sektörlerinde bu borcu bir sene içerisinde kapatması gerekiyor. Ya nakten kapatacaklar ya da yeni borç bularak kapatacaklar. Nakden kapatma ihtimalleri çok düşük. Yeni borç bulmaları daha da düşük. Sadece yaptırım sebebinden dolayı değil arkadaşlar. Aynı zamanda Türkiye'nin kırılganlıklarından dolayı her geçen gün kredi notları düşürülüyor. Hem ülke kredi notu hem bankaların kredi notları düşürülüyor. Hem ülkenin hem de bankaların borçlarını çevirme ihtimali daha da azalıyor. İç piyasaya dönüyorlar. Kalep artıyor ve dövizdeki ataklar hep bu dönemlere denk geliyor. Kısa vadeli dış borçlar büyük bir tehdit ve büyük bir tehlike yaratıyor. Dövizin yükselişini tetikleyecek konulardan birisi. Kısa vadeli borcu bankalar, özel sektör, diğer sektörler ya da kamu bankaları kamu bulamazsa ne yapabilirdi? Merkez Bankası'na dönecekti. Merkez Bankası'nın rezervlerinden en azından bunların karşılanması mümkün olacaktı. Bankalar işte Merkez Bankası'na borçlanacaklardı. Türk lirası verip döviz alacaktı. Borçlarını kapatacaklardı. Ama Merkez Bankası rezervleri de eksi 50 milyar dolara geldiği için bankalar bırakın Merkez Bankasından döviz talep etmeyi aksine Merkez Bankasına bir de dövizlerini emanet ettiklerinden ve bunları yakın vadede almaları durumunda Merkez Bankasını da çok ciddi anlamda riske sokacaklarından işler daha da karışacak. Dolayısıyla arkadaşlar şu genel bir çerçeveye bakarsak toplam borçta kamunun payı %22.8, Merkez Bankası'nın %11.7, özel sektörün borcu %65.5 ve bunların çok önemli bir kısmı bankalar arkadaşlar onun için sizleri finansal risk konusunda ısrarla uyarıyordum. Bu borç çevirme meselesine bir de bankaların batıkları eklendiğinde ki pek çok verilen kredinin geri dönmeme ihtimali her geçen gün biraz daha artıyor. İşte o zaman finansal kriz ve arka arkaya yaşanabilecek kur şokları karşımıza çıkacak. O nedenle zaten elimden geldiğince uyarmaya çalışıyorum. Yanlış işler yapılıyor diye. Şimdi gelelim ikinci mevzuya. İkinci mevzumuz Vatandaşın elindeki döviz mevduatları 231.5 milyar dolarlık döviz mevduatına ulaşılmış durumda ve rekor kırılmış durumda. Her hafta bu rekor egale edilmeye devam ediyor. Yani vatandaş dövizden çıkmıyor aksine her geçen gün döviz almaya devam ediyor. Üstelik döviz düştükçe alım oranları daha da artıyor. 7.90 iken biraz daha azalıyor vatandaş ama 7.75'e düşüyor. Panikle satmak yerine daha da alıyor. Daha da alıyor, daha da alıyor çünkü Türkiye'nin kırılganlıkların her geçen gün arttığını görüyor. Dövizi bu seviyelerde tutma konusunda ısrar ederse Merkez Bankası vatandaşın dövize olan eğilimi daha da artacak, yabancı kaçışı daha da hızlanacak. Döviz olmadığı için de kıtlık olduğu için de çok ciddi kur ataklarıyla karşı karşıya kalınacak. Onun için vatandaşın eğiliminin tersine çevrilmesi gerekiyor. Merkez Bankası bunu faizle yapabilir mi? Yapamaz. Elindeki şu anda tek argüman devalüasyonist etki ki naci abal dün yaptığı konuşmada bunun da işaretini verdi. Nasıl verdi arkadaşlar? Biz kura herhangi bir şekilde müdahale etmeyeceğiz. Bizim kur hedefimiz yok diyerek bunun çok net bir şekilde işaretini verdi ve 24 Aralık itibariyle Para Politikası Kurulu toplantısından bir faiz çıkmaz ise, bir faiz arttırımı çıkmaz ise kimse şaşırmasın arkadaşlar. Katsa yaptırımları ve AB yaptırımları özellikle Cumhurbaşkanı Ekonomi Yönetimi ve Merkez Bankası tarafından daha da köpürtülürse kimse yine şaşırmasın. Çünkü muhtemelen dövizi yukarıya doğru itmek için ellerinden geleni yapacaklar. Devalüasyonist bir etki şu anda Türkiye'nin tek kurtuluşu gibi görünüyor. Merkez Bankası rezervlerinin dolabilmesi için mutlaka böyle bir depreme ihtiyaç var. Bu saatten sonra ancak öyle bir durumda yerliler elindeki dövizi bozmaya başlayacak. Tabii ki yüksek faiz ortamına kaçmak için. Aynı zamanda yabancılar da ancak o dönemde gelecek. Ha şu anda şunu söyleyenler olabilir. İşte yabancılar 90 milyon dolar getiriyor, 80 milyon dolar getiriyor. İnanın devede kulak bile değil. Hiçbir derde çare olmaz. Zaten o yabancılar da geliyorlar ve gidiyorlar. Çok hızlı giriş çıkışlar yapıyorlar. Piyasaların dengelerinde de alt üst ediyorlar. Bütün bu tablo bize gösteriyor ki Türkiye her geçen gün risklerini biraz daha arttırıyor. Bir yandan kısa vadeli dış borçlar artıyor, öbür taraftan cari açık artıyor. Öbür taraftan bankaların riskleri, verel sektörün riski artıyor ve faizin artması piyasaları daha da kilitliyor ve dolayısıyla işsizlik, enflasyon gibi sorunları beraberinde getiriyor. Normal koşullarda piyasanın daralması enflasyonu düşürür. Bizim gibi koşulları olan ve tamamen dövize, vergilere endeksli bir enflasyon sistemi olan ülkelerde ne yaparsanız yapın, faizi ne kadar yükseltirseniz yükseltin piyasa hareketini kısarsınız ama enflasyonu düşüremezsiniz. Aksine reel sektörü ve bankacılık sisteminizi batırırsınız. Onun için çok kritik hareketler bunlar. Bir kez daha düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Ve gelin biraz da Fed'in açıklamalarına bakalım. Yani biz faiz arttırırken, biz piyasamızı daraltırken dünya ne yapıyor, Amerika ne yapıyor? Biraz da ona bakalım nasıl tezat bir ekonomik model izlediğimizi çok daha net göreceğiz arkadaşlar. Öbür taraftan Fed'in bu politikasının neden altın fiyatlarını yükselttiğini de sizlere anlatacağım. Bakın biz piyasayı daraltmaya çalışırken sürekli olarak, faizleri arttırırken belki de dünyada tek örneğiz bu arada. Bizden başka faizleri arttıran yok. Bizden başka enflasyonu baskılamaya çalışan da yok. Çünkü mümkün olduğunca piyasalarını hareketli tutmaya çalışıyor herkes. Zaten pandemi nedeniyle piyasalar köşeye sıkışmış durumda. Bir de bunun üstüne yanlış uygulamalarla faiz artışlarıyla daha da daraltmak istemiyorlar. Bu nedenle de hiç kimse faiz artırımı yapmıyor. Tek örnek biziz ve yaptığımız bu faiz artırımları da emin olun hiçbir işe yaramayacak. Aksine ekonominin sıkıntılarını arttırmaya devam edecek çok daha büyük bir krize doğru götürecek bizi ve bu işin içinden çıkmamız da ne yazık ki kolay olmayacak. Biz bunları yaparken Fed diyor ki enflasyonu arttırmamız lazım. Enflasyon %2'nin üzerinde kalıcı olmadan herhangi bir faiz arttırımı yapmayacağız. Piyasanın canlı olması lazım. Piyasanın canlanması için varlık alımlarını devam ettireceğiz. Fonlamayı da devam ettireceğiz. Ha bu da yetmez. Hükümete de önerimiz bir an er önce mali teşvikleri başlatsınlar. Piyasanın hareketlenmesi, canlanması gerekiyor. İnsanlar bu dönemde çalışamıyorlar. Kurumlar, şirketler bu dönemde mal satamıyorlar. Hareketsiz bir ortam var. Tasarrufa yönelim fazla. O nedenle mümkün olduğunca parasal desteklerle bu işi çözmek zorundayız diyor. Biz ne diyoruz? Yok Yok, biz real sektörün canını okuyacağız diyoruz. Esnafa 1000 lira kira desteği veririz. Bütün sorunları çözeriz diyoruz. Vatandaşa kuruş para yok diyoruz. Bizi ilgilendirmez vatandaş diyoruz. Kredi veriyoruz ya da IBAN numarası veriyoruz. Ama bu işin bu şekilde çözülmeyeceği ortada. Bakın başka ne diyor FED? En az 120 milyar dolar olan aylık varlık alım programımızı sürdüreceğiz diyor. Hem bankaları rahatlatıyor hem kurumları şirketleri rahatlatıyor. Şirketlerin kredilerini çevirebilmesine fırsat tanıyor bizde ise bırakın kredileri çevirmeyi mevcut krediler bile geri çağrılabilir pozisyona gelmiş durumda. Önden yüklemeli faiz artışı yapılmayacak diyor. Bizde ise arka arkaya önden yüklemeli faiz artışlarıyla sadece kur baskılanıyor. Kur tek bir hedef diğer bütün ekonomik veriler boşa çıkmış durumda. Hiçbir şey önemli değil. Kuru burada tutalım da gerisi önemli değil diye bir bakış açısı var. Ekonominin daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum bunu sağlarız diyor. Yeni kredi kanalları açarız diyor. Kredi akışının sürmesi gerekiyor diyor. Bizde ise piyasayı, reel sektörü göz ardı etmiş durumda. Sadece kuru baskılamak umuduyla, umuduyla diyorum. Çünkü bunun da olmayacağı artık çok aleni. Bu umutla faizleri arka arkaya yükseltiyor. Bugün doların bir miktar gevşemesinin temelinde de o var bakın. Acaba Merkez Bankası yeni bir faiz artışı yapacak mı beklentisi? Yoksa Türkiye ekonomisi reformist bir sürece girecek. Dolara ihtiyaç kalmayacak. Vatandaş dövizini bozacak, kurumlar dövizini bozacak, şirketler dövizini bozacak sebebinden dolayı değil arkadaşlar. Bir faiz beklentisi var ve bu faiz beklentisinden dolayı dövizde geri çekilmeler görüyoruz ve gel gel yapıyorlar bize. Bakın CDS'imiz 350 puanın altını gördü bugün. Güzel bir gelişme gibi görünüyor. Oysa tamamen gel gel politikası. Sen faiz arttır hallederiz kardeşim politikası. Bu faiz arttırımlarıyla aslında Türkiye ekonomisinin çok daha kırılgan hale getirilmesi, onlar net biliyorlar. Türkiye ekonomisi kırıldığında da bu fırsattan en çok faydalanacaklar. Yine bu gazı verenler olacak. Diyor ki FED işsizlik oranı Kasım'da yüksek kalmaya devam etti. Son aylarda ekonomik toparlanmanın hızı yavaşladı. Pandemi orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler doğuruyor. Çok kritik bir açıklaması var ki bence altın üzerinde bunun da net etkisi olacak ve oldu. Aşı çalışmalarında önemli zorluklar ve belirsiz riskler devam ediyor dedi. Benim haftalardır sizlerle paylaştığım konulardan birisini Fed başkanı da dillendirmiş oldu. Bütün bu açıklamalar altın fiyatlarının yukarıya gitmesini beraberinde getirdi. Neden? Ne diyor Fed başkanı? Riskler devam ediyor. Pandemi işi çözülmeden bizim bu işin içinden çıkmamız mümkün değil. Piyasayı desteklemeye devam edeceğiz. Enflasyon yükselene kadar fonlayacağız ve kredilerimizi arttıracağız. Mali destekler gelmek zorunda ve bu konuyla ilgili hızlı adımlar zorunda. zorunda. Aşıyla ilgili o kadar da umutlu değiliz. Dolayısıyla arkadaşlar bu kadar çok risk varken, bu kadar çok teşvik ve varlık alımı varken altın fiyatlarının yükselmeme ihtimali zaten yoktu. 1880 dolar seviyesi görüldü. Bakın videoyu çekmeye başladığımdan bu yana kadar da 1888 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda altının onsu. Muhtemelen bugün, yarın 1900 doların üzerine atacak kendisini. Bir sonraki hedefi de 1980 dolar olacak arkadaşlar. Türkiye'de doların da yükselmesiyle birlikte artık bu bir ihtimal değil bu arada onu da söyleyeyim. Burada çok uzun kaldı ve bu sürecin sonuna yaklaşmış durumdayız. İlk etapta kendisini 880 seviyesine atacak. Devalüasyonist bir etki olmasa da bir kırılma olmasa da. Dolayısıyla arkadaşlar 880'e giden bir dolar kurup ve 1980'e giden bir altın ons değeriyle birlikte gram altını 560-570 aralığında göreceğiz. Bu arada euronun sterlinin ve aynı zamanda gümüşün de yine paralel yükselişlerin olduğuna hepimiz tanık olacağız. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Sakin olun arkadaşlar. Günlük işlemlerden uzak durum paniklemeyin. Gördüğünüz gibi söylediklerimiz birebir çıkmaya devam ediyor ve bundan sonraki günlerde de bu söylediklerimizin devamının geldiğini göreceksiniz. Hiç merak etmeyin. Sadece sakin olun ve panik yapmayın yeter. Arkanıza yaslanıp kahvenizi yudumlamaya devam edeceksiniz. Evet bu videomda sonuna geldim yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın ki sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşayım. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, kalın, mutlu kalın dostlarım.